Yemek sepetinden herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir toka modeliyle karşınızdayım. Şöyle yakından bakalım. Evet, güllü bir tokamız var. Yapım oldukça basit. Şöyle de bir kırmızısı var. İstediğiniz renklerde yaparak kullanabilirsiniz. Evet, yapımı çok kolay diye belirtmiştim. Hemen şöyle gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Yine koton iplerim var. Çeşitli markalarda. Siz evdeki iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bu 6 santimetrelik çift çift tokalara ihtiyacımız olacak. Ben 7 numara tığ kullanıyorum yine. Bütün toka modellerinde genellikle 7 numara kullanıyorum. İplerimin markası Himagurumi. Hepsi Himagurumi. Evet, Himalaya'nın yan ürünleri. Daha doğrusu amigurumi için özel üretilmiş pamuklu ipleri. Evet, hemen başlamak istiyorum. Evet, 6 santimetrelik çıt çıtımızı alıyoruz. Şöyle tığımı açılan yerin tersinden geçiriyorum. Bir tane başlangıç zinciri çekiyorum. Onu şu şekilde içinden geçiriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Evet, bu şekilde sık iğne ile devam edeceğiz. Tamamen metal kapanıncaya dek sık iğne öreceğiz. Herhangi başka bir şey söz konusu değil. Bu şekilde örelim. Evet, sık iğne ile tokamızın tüm kenarını örüyoruz. Çok gevşek değil, çok sıkı da değil. Şöyle elimle düzelterek bakıyorum. Çıt çıt kısmını açalım. O şekilde devam edelim. Şu uç kısmına birkaç defa aynı yerden geçerek örebiliriz. Şu elimizle düzeltelim. Bu şekilde şurayı da örelim. Evet, bu şekilde ördüm. Şuraya bir tane daha. İlk şöyle geçiş yaptığımız yere bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu tığımı çektiğimiz zincirin altından geçirerek bir tane tekli sık iğne yapıyorum. Bir tane tekli trabzan. 2 tek seferde çekiyorum. 3 4 ve bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Hemen şöyle dibindeki ilmek kaydırma ile kapatıyorum. Hemen 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Bir tane yani bir boşluk bırakıyoruz. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmek kaydırma ile bağlanıyoruz. 3 tane zincir çektim. Bir tanesini boş bırakıyorum. Onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir kere daha göstereyim. 2 3. 3 zincir, bir tane boş bırakıyorum. Onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma. Bu şekilde tamamını örüp gelelim. Şu uç kısımlarda dilerseniz görüntü çirkin olmasın. Yani şu görüntü bozulmasın. Uç kısımlara ikişer aralık boşluk bırakmadan her sık iğneye bir tane bu şekilde yapalım. Evet. Tamamen aynı işlemleri uygulayarak 3 zincir çekip bir boşluk bırakıp yandaki ilmeğe ilmek kaydırma ile tamamladık.
Şöyle arkaya alalım. Burayı silikonla tutturacağız daha sonra. Fazlalığını kestim. Evet. Takımız genel hatlarıyla hazır. Hemen gül yapımına geçeceğim. Öncelikle yeşil ipimle yaprağını hemen sizlerle paylaşayım. Yaprak için şöyle bir tane sıkılama zinciri çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektikten sonra bir değil ikinci ilmekten itibaren örmeye başlıyoruz. Sık iğne, tığım ipimi alıyorum. Bir tane tekli trabzan, tığım ipimi alıyorum. Bir tane ikili, onun yanına hemen bir tane ikili trabzan, tığım ipimi aldım. 1, 2, 3 seferde çektiğimiz üçlü trabzanı örüyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe yine bir ikili trabzan, ikili trabzan, tekli, sık iğne, bir zincir çektim. Aynı yere bir sık iğne daha ördüm. Tığıma ipimi alıyorum. İpimi içinden yürütmeyeceğim. Burada düğüm olduğu için bazen çirkin görünebiliyor. Tekli trabzan. Sırayla yine karşı sırayı da simetrik bir şekilde örüyoruz. İkili trabzan ördüm. İki tane yan yana. Tığıma ipimi alıyorum. Bir tane üçlü trabzan. Yine ikili, ikili, tekli, evet, burayı şöyle yapalım, ilmek kaydırma yapalım, bir ilmek kaydırma daha yapalım, bir zincir çekip yaprağı bitirelim. Evet, gülün yaprağı da hazır. Hemen gül yapımına geçelim. Evet, yine şöyle alize, koton, golden, pembe tonlarında bir ipim var. Şimdi dilediğiniz miktarda zincir çekebilirsiniz. Çift sayı olacak. Ben 32 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otuz iki tane zincir çektim. Hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncü ilmeğe tığımı ipimi aldım. Bir tane toka elime zarar vermesin diye şöyle küçücük bir yara bandı yapıştırmıştım. Metal toka kesmesin diye. Evet. Şimdi hemen bir ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. ilmeğime geçiş yapacağım. Tabii ki ikili trabzan ile. Tığıma ipimi alıyorum. 2 seferde çekiyorum. 1 ve 2. Evet, yeniden 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincir çektim. Sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. ilmeğe tığıma ipimi aldım ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle bir yuva oluşmuş oluyor. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Şöyle dördüncü ilmeğimize tığma ipimi alıyorum ve iki seferde çektiğimiz ikili trabzan örüyoruz. Tığımıza ipi alıyoruz. Aynı yere iki tane ikili trabzan. Bu şekilde yuvalar oluşturalım sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımı ipi aldım. Hemen şu boşluğa ikili trabzanlar yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ikili trabzan yaptım. Hemen şuradaki ilmeğe şöyle bakın, 2 tane ikili trabzan yaptığımız yerin ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Ve yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 şöyle 7 8 9 ve 10. Yine 10 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle ikili trabzanın arasına da şu arada kalan sık iğne ile tutturdum. Bu şekilde bütün yuvaları dolduralım. Evet, son boşluğa da bu şekilde ördükten sonra şöyle ipimi biraz dikme payı bırakarak kesiyorum. Bakın şöyle güzel bir model oluştu. Hemen şimdi şöyle ikiye katlıyorum ve sarıyorum. Tek yapmamız gereken böyle güzelce sarmak. Şu elimizle biraz düzelterek hemen iğneme ipimi takacağım. Evet, şöyle düzelttikten sonra karşılıklı geçişlerle gülümüzü dikeceğiz. Tabi ucu pot iğneyle şu an çalıştığım için geçişlerde biraz zorlanıyorum. Şöyle birkaç yerden daha geçiş yapalım. Ortasına ise şöyle hobi marketlerde satılan hazır tohumlar var. Dilerseniz bunlardan kullanabilirsiniz. Tığ ile şöyle arkadan geçiş yapıyorum. İçe doğru çekiyorum. Şu tam olmadı. Onu da aynı şekilde çekiyorum. Evet, şöyle ortadaki tohumları da hazır olmuş oldu. Şimdi hemen sabitleyelim. Evet, hemen sabitleyelim. Silikonu şöyle sürdüm. Tokamın
arka kısmına doğru elimle iyice bastırıyorum. Sonradan şöyle düzeltmeler yaparız. Evet. Yaprağı da şöyle aradan yapıştıracağız. Yaprağın iki tarafına da silikon sürelim. Uç kısmına hem örgümüzü tutsun hem de tokaya yapışsın diye. Şöyle sabitledim, evet. Elimizle şöyle tohumları, yapraklarını düzelterek bu güzel modelimizi de hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Şu yakından bakalım. Evet. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.